edebiyattan fullet çıkarmak oldukça kolay. Görsel hafıza ve renkli hafıza tekniği. Türkiye'de ilk defa fullet edebiyatla sizlerle. En karmaşık, en zor konuları bile toplu taşıma araçlarında, yolda, eliniz cebinizde eğlenerek öğreneceksiniz ve aklınıza yerleştireceksiniz. Öğrendiğiniz renkli hafıza şarkılarıyla sınavda soruların doğru cevaplarını en hızlı bir şekilde bulacaksınız. Şarkılarınızı söyleyecek, edebiyatçının adını, edebiyatçının edebi eserlerini ve türlerini kolayca aklınızda tutacaksınız. Görsel hafıza tekniği ile de gözünüzü yumarak tüm konular beyninizde canlanacak, temsil hikayelerle de en karmaşık konuları basitçe hatırlayacak ve üniversite sınavlarında soruları doğru cevaplayarak edebiyattan fullet yapacaksınız. Baktınız ki çaresizsiniz, bilin ki çare sizsiniz. Ve sizler için artık Fullet Edebiyat kanalı var. YouTube kanalımızda takılın ve şarkılarla renkli hafıza başlıyor. Bu dünyada aşkın memnu ihtiyaç. Kadın bence sıfır uzana muhtaç. Halit'le dost, o Ziya'yla arkadaş. 40 yılda geçiyor bak yavaş yavaş. Onların da şunları, şunları da onlardır. Mavi siyah kimdeyse kırık hayatlar onlardır. Onların da şundadır, şunların da onlardır. Mavi siyah kimdeyse kırık hayatlar onlardır. Bu dünyada aşka dair ihtiyaç, solgun demet kabuslara muhtaç. Sarayla dost ol, ötesiyle arkadaş. Sefile geçiyor bak yavaş yavaş. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi siyah kimdeyse kırık hayatlar ondadır. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi siyah kimdeyse kırık hayatlar ondadır. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Halit Ziya, Aşkı Memnu, Lacivert, başka ne var? Mavi Siyah, Mavi ve Siyah bu, Lacivert, Kırık Hayatlar, Lacivert, Sefile Lacivert, Nebide Lacivert, Mavi ve Siyah, yine tekrar ediyor orada, Lacivert renkte. Bu şarkıdan bunları öğreneceksiniz. Diğer eserlerin hepsi ayrıntılı bir şekilde gelecekte videomuzun devamında var. Burada bizim bilmemiz gereken Mavi ve Siyah, en önemli eser, batılı anlamda realizm gerçeklerini en iyi uyguladığı bir eser. Yani aynı zamanda realist. Halit Ziya'nın başındaki H ve Z harflerinin çoğunluk şekilde lacivert olması da bunun büyük bir romancı olduğunu gösteriyor. Mavi ve Siyah'ta Ahmet Cemil diye bir kahraman var. Bu kahraman edebiyatçı, kitaplar basıp meşhur olmayı isteyen bir çocuk, genç. Ama siyasal bilimler okuyor. Kaymakam olması gerekiyor ama kaymakamlığı istemiyor. Burada Hüseyin Nazmi diye biri, bu yakın arkadaşı fakülteden, kız kardeşi Lamia ile evleniyor. Daha sonra hamileliğinde onu dövüyor, ölümüne sebep falan oluyor. Acı bir olay. Ahmet Cemil büyük bir şair olup ya da yazar olup kitaplarını imzalayıp meşhur olacak hayalleriyle, yani mayi hayaller, mayi burada hayallerini temsil ediyor. Siyah ise gerçekleri, ortada bir gerçek var ki annesine bakması gerekiyor. Kız kardeşinin dramı var ve bir gece İşte yazdığı bütün kitapları yakıp mavi hayallerini bırakarak siyah gerçeklere doğru yola çıkıyor. Bunu anlatıyor Mavi ve Siyah. Aşk-ı Memnu'da ise eşi ölen Adnan Bey var bir tane. Ve bunun da iki küçük çocuğu var. Ama buna rağmen yeni bir evlilik yapıyor, biliyorsunuz. Filminde izlediniz bunu, oldukça eksantrik sahneleri vardı. Burada Bihter'i biliyorsunuz. Bihter aklımızda tutacağız. Zaten filmde de, yani diziden de aklınızdadır. Behlül gerçeği var yine. Nihal var. Burada Bihter'in sonunda bir dram var. İntihar olayı var. Behlül'ün ortadan kaybolması var. Ve Nihal'in de gerçekleriyle yüz yüze gelmesi var. Bu şekilde... Anılarda ise 40 yıl görüyorsunuz, solgun yeşil, saray ötesi, bu da önemli.
9 ciltlik bir eser bu normalde. 40 yıl İzmir hayatını anlatıyor daha çok. O ilk gazetede yazdığı dönemleri anlatıyor. Saray Ötesi ise İstanbul'a göçtükten sonra sarayla içli dışlı olmaya başlıyor ve sarayda geçen anılarını anlatıyor. Toplamda 9 ciltlik bir eserin 6 cildi 40 yılını anlatıyor. Diğer 3 cildi ise Saray Ötesi'ni anlatıyor. Bu dünyada aşkın memnu ihtiyaç, kadın pençesi Firuzan'a muhtaç, Halit'le dost, o Ziya'yla arkadaş, 40 yılda geçiyor bak yavaş yavaş. Onların da şunların, şunların da onların, mavi siyah kimdeyse kırık hayatlar onların. Onların başındadır, şunların da onların, mavi siyah kimdeyse kırık hayatlar onlardır. Bu dünyada aşka dair ihtiyaç, solgun demet kabuslara muhtaç, sarayla dost ol ötesiyle arkadaş, sefile geçiyor bak yavaş yavaş. Ondan da şundadır, şundan da ondadır, mavi siyah kimdeyse kırık hayatlar ondadır. Ondan da şundadır, şundan da ondadır, mavi siyah kimdeyse kırık hayatlar ondadır. Evet, Halis Ziya bu anlamda Türk edebiyatında Türk romanının modern anlamda kurucusudur. Yani Batı anlamda Türk edebiyatında romanı Halis Ziya sokmuştur Servet Fünun döneminde ve bu romanlarda realizmin etkisini en iyi şekilde göstermektedir. Yani gözlemleyerek eser yazmayı savunmuştur. Servet Fünun edebiyatında bu anlamda bizim roman öncülüğümüzü kusursuz bir şekilde uygulayan Halis Ziya, May ve Siyah adlı eseriyle ortaya koymuştur. Halis Ziya Uşaklıgil hikaye ve romancı olarak Servet Fünun'da bilinir. Bu anlamda da önemli bir şahsiyettir. Realizm ve naturalizmi eserlerinde en iyi uygulamış. Realizm bilhassa Halis Ziya'nın en önemli özelliğidir. Realist bir şekilde batılı yazarlar Balzac, Stendhal, Gogol, Turgenev, Flaubert gibi önemli isimlerinden etkilenerek eserlerine realizmin gerçekliğini en iyi şekilde ben gözlemlerim ve ona göre yazarım demektedir. Aynı zamanda Halis Ziya naturalizmden de etkilenmiş. Yani bir bakıma da Emile Zola'nın etkisiyle eserler yazmıştır. Gözlemlenmeyen hiçbir şey yazılmamalı. Roman gözlemlemelidir. İnsan bütün gerçekliğiyle de bu eserlerde yer almalı. Fikri budur. Halis Ziya aynı zamanda Türk edebiyatına mensur şiir, yani nesre yaklaşan bir şiiri ortaya koymuş ve böylece de mensur şiir tarzının da öncülüğünü yapmıştır. En acı olay ise biliyorsunuz Halit Ziya'nın Halil Vedat diye bir oğlu var ve bu oğlu maalesef eğitim, öğretim, görevlendirmeler, tayinler, sonra tayinlerden vazgeçme, görevden alınmalar sonucunda bunalıma girmiş ve intihar etmiştir. Halit Ziya da Halil Vedat isimdeki bu oğlunun acı sonunu bir türlü kabullenememiş. Halil Vedat'la ilgili anılarını yazmıştır. Bir bakıma bir acı hikaye, bir babanın feryadıdır. Bir acı hikayedeki hikaye kelimesine takılmayalım. Bu Halil Vedat isimli oğlunun başından geçen dramatik olayı anlatan anılarıdır. Halit Ziya burada bu anılarını yayımlamak istememiştir. Çünkü oğlunun verdiği acıyla kabullenememiştir. Fakat dostları Türk edebiyatı adına önemli bir eser olduğunu, onun içinde yayınlanması gerektiğini Halis Ziya'ya anlatmışlar ve Halis Ziya'yı ikna ederek hayatının son demlerinde Halil Vedat ile ilgili yazdığı anılarını bir acı hikaye ismiyle kitaplaştırmıştır. Hepinize Fulnet Edebiyat adına saygılar, sevgiler sunuyorum, başarılar diliyorum.